Herkese merhaba. Dinamik soru çözümleri yapıyoruz. Konumuz düzlemde eğrisel hareket. Sorumuz, P maddesel noktası R eşittir B kosinüs 3 teta bağıntısı ile tanımlanan yörünge üzerinde şekilde görüldüğü gibi sabit şiddette ve sıfır hızı ile hareket etmektedir. Maddesel noktanın A noktasından geçerkenki ivmesini XY eksen takımının birim vektörleri cinsinden yazınız. Evet, şimdi elimizde bir yörünge var, hareket var. Bu hareketin yörüngesi polar koordinatlarda verilmiş. R eşittir B kosinüs 3 teta bağıntısıyla verilmiş. Hızın şiddetinin sabit olduğu söyleniyor ve A noktasındaki ivmesinin IJ cinsinden ifadesi isteniyor. O halde önce bir eksenleri çizelim. Polar koordinatlardaki eksenleri gösterelim. R ekseni kutuptan geçer. Kutuptan ve maddesel noktanın bulunduğu konumdan geçen bir çizgidir. Peki R ekseninin hangi tarafı pozitif taraftır? R ekseninin pozitif tarafı teta açısının ölçüldüğü taraftır. O halde yukarı taraf pozitif taraf, aşağı taraf negatif taraftır. Geçelim teta eksenine. Teta ekseni de R eksenine dik olan eksendir. R ekseni de teta ekseniyle birlikte döner. Teta ekseninin pozitif tarafı ne taraftır? Teta açısının seçilen artış yönündedir. Teta açısının artış yönünü ya biz seçeriz ya da problemde verilir. Burada problemde verilmiş. Teta açısının artış yönü yukarı doğrudur. Saat ibrelerine ters yöndedir. O halde teta ekseninin pozitif tarafı yukarı taraftır, negatif tarafı da aşağı taraftır. Peki teta açısının artış yönü problemde verilmeseydi nasıl anlayacaktık artış yönünü? Teta açısının artış yönü sabit eksenden hareketli eksene doğrudur, dönen eksene doğrudur. Gelelim A noktasındaki duruma. A konumunda, maddesel nokta A konumundan geçerken inceleyeceğiz. Bu konumda teta eşittir, sıfırdır. Dolayısıyla R ekseniyle X ekseni çakışıktır. Teta ekseniyle Y ekseni çakışıktır. R koordinatı da B'ye eşittir. Peki hız vektörüne bakalım. Biliyoruz ki hız vektörü daima yörüngeye teğettir. A konumunda da teğettir. O halde A konumunda teta ekseniyle çakışıktır. R'ye diktir. X bileşeni yoktur. Sadece Y bileşeni vardır. R bileşeni yoktur. Sadece teta bileşeni vardır. Hız vektörünün şiddeti V sıfıra eşittir. Aynı zamanda V teta'ya eşittir A konumunda. A konumunda ivme vektörüne bakalım. İvme vektörü biliyoruz ki eğer hızın şiddeti sabitse hız vektörü ile ivme vektörü birbirine diktir. O halde ivme vektörünün sadece R bileşeni vardır, teta bileşeni yoktur. Sadece X bileşeni vardır, Y bileşeni yoktur. Demek ki A konumunda AY sıfırdır. Sadece AX vardır. AX'i bulmamız gerekiyor o halde. Bu arada tabii ivme vektörünü niye sola doğru gösterdik? Çünkü ivme vektörü daima yörüngenin iç bükey tarafına doğru yönlenir. Dışarı doğru yönlenmez. AR'yi bulursak AX'i de bulmuş olacağız. O halde AR'yi bulalım. AR'yi AR eşittir R2 nokta eksi R teta nokta kare bağıntısından bulacağız. Bu bağıntıdan AR'yi bulabilmek için önce R2 noktayı, R ve teta noktayı bulmamız gerekiyor. R'yi zaten R eşittir B biliyoruz, bulduk. R2 noktayı bulalım. R2 noktayı bulabilmek için R eşittir B kosinüs 3 teta bağıntısından faydalanacağız. Bu bağıntıda zamana göre türev alacağız 2 defa. Zamana göre türevi biliyorsunuz nokta işaretiyle gösteriyoruz. R nokta zamana göre türev demektir. Sol tarafın zamana göre türevini alıyoruz. Sağ tarafın da zamana göre türevini alacağız. Sağ tarafın zamana göre türevini alırken bu fonksiyon zamana bağlı bir fonksiyon olmadığı için zincir kuralını uygulamak durumundayız. Zincir kuralını uygulayarak türev alıyoruz. Yani R'nin T'ye göre türevini bulurken, fonksiyonun T'ye göre türevini bulurken, fonksiyonda değişken T olmadığı için önce değişkene göre türev alıyoruz, sonra da değişkenin T'ye göre türeviniyle çarpıyoruz. Yani dr bölü dθ'yı dθ bölü dt ile çarpıyoruz. R eşittir B kosinüs 3 teta bağıntısı B ile kosinüs 3 tetanın çarpımı şeklinde düşünülebilir.
çarpımın türevinde birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci şeklinde türev alırız. Birincinin türevi yani b'nin türevi sıfırdır. İlk terim sıfırdır. Dolayısıyla ikincinin türevi çarpı birinci. Kosinüs 3 teta'nın türevi eksi sinüs 3 teta'dır. İçeriden de 3 gelir. Onu başa yazıyorum. B de var. Eksi 3b sinüs 3 teta türev. Teta'ya göre türev. Yanına teta noktayı çarpım olarak yazıyorum. Bir defa daha türev alırsak bu yöntemle R2 noktayı buluruz. R2 noktanın bağıntısını bulduk. Biz R2 noktanın A konumundaki değerini arıyoruz. Bize A konumundaki değeri lazım. O halde A konumundaki şartları yerine yazalım. A konumunda teta eşittir 0'dır. Teta yerine 0 yazıyoruz. Kosinüs 0 1 eder. Sinüs 0 0 eder. İkinci terim 0'dır. Sadece birinci terim var. R2 nokta eksi 9 B teta nokta kare bulunur. A noktasında, A konumunda buna eşittir. Yerine yazalım. AR'de bu değeri yerine yazarsak AR eşittir. Eksi 10 B teta nokta kare buluruz. Şimdi de teta noktayı bulalım. Teta noktayı V teta bağıntısından bulalım. V teta eşittir. R teta nokta olduğunu biliyoruz. Teta noktayı buradan çekelim. V teta'nın V sıfıra, R'nin de B'ye eşit olduğunu biliyoruz A noktasında. Yerine yazalım. AR'yi bulalım. AR eşittir. Eksi 10 V sıfır kare bölü B. AR'yi bulduğumuza göre artık AX'i de bulmuş sayılırız. Her ikisi de negatif yönde. O halde önündeki eksi işaretini koruyorum. AX eşittir. Eksi 10 V sıfır kare bölü B. AX'i yerine yazarım. Ve A'yı birim vektörler cinsinden elde etmiş olurum. AY'nin daha önce sıfır olduğunu görmüştük. Sadece AX var. AX'i yerine yazarım. İ'nin katsayısı ve A'yı birim vektörler cinsinden ifade etmiş olurum. A eşittir. Eksi 10 ve 0 kare bölü B, İ sonucunu elde etmiş olduk. Hoşça kalın.